1921 yılında Nahçıvan pazarında güzel yüzlü bir kadınla uzun boylu esmer bir adam tanışmasaydı, belki de bu hikayede yaşananların hiçbiri gerçek olmayacaktı. Kader Nahçıvan'a göç eden bu çifte çok acımasız davranmış ve sonraki yıllarda hayatlarında silinmez izler bırakmıştı. Ve sanki aynı kader bu kez onları acılarını dindirmek ve hayata tutunmalarını sağlamak için bir araya getirmişti. Birbirlerinden başka kimseleri yoktu. Bu sürpriz tanışmanınsa tarihte çok ayrı bir önemi olacaktı. Ama bunu o zaman nasıl bilebilirlerdi ki? Ermeni çeteleri 1905 yılından başlayarak Zengezur'da saldırılara başlamış, yüzlerce köyü harabeye çevirmiş, Azerbaycanlıları ana yurtlarından sürmüşlerdi. Onlardan bir kısmı da Nahçıvan'a göç etmişti. 1920'de ise Zengezur ikiye bölünmüş ve bir kısmı Ermenistan'ın kontrolüne verilmişti. İşte Nahçıvan pazarında tanışan İzzet Hanım ve Ali Rıza Bey bu trajediyi Zengezur'un Cömertli köyünde yaşamışlardı. İzzet Hanım'ın 7 kardeşinden hiçbiri kurtulamamıştı. Genç kadının yaşadığı en büyük acılardan biri 23 yaşındaki kardeşi Haydar'ın cesedini yolda görmek olmuştu. Bu korkunç manzarayı bir daha ve kardeşinin ismini asla unutmayacaktı. Ali Rıza Bey ise yaşanan bu trajedide 3 kardeşini kaybetti. Kaderin kan ve ölüm kokulu çemberinden geçen bu iki acılı insan, yaşam mücadelesini birlikte vermek için hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Bir yıldan az bir süre içinde dünya evine girdiler. İzzet Hanım, eşinin de rızasıyla ilk oğluna ölen kardeşi Haydar'ın adını verdi. Yıllar geçti, Haydar Aliyev'de büyüdü, Doktor Zarife Hanım'la hayatını birleştirdi. İkinci çocukları ve tek oğulları İlham'ı kucaklarına aldıklarında yıl 1961, aylardan Aralık'tı. İlham Aliyev annesi Zarife Aliyeva'yı şöyle hatırlıyor. Annem bize sık sık çocukluğun insan hayatında son derece önemli bir dönem olduğunu ve onun yerini hiçbir şeyin tutamayacağını söylerdi. Küçük İlham'ın çocukluğu huzurlu ve kaygısız geçti. Sanki kader ona gelecekte vereceği mücadele için o zamanlar dinlenme fırsatı vermiş gibiydi. Henüz 6 yaşındaki İlham, çocukluğunun kahramanı olan babası Haydar Aliyev'e tüm general rütbesi verilmesini şöyle anımsıyor. O gün benim için gerçek bir bayramdı. Babam bir general. Muhtemelen onun için hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Onunla hiç bu kadar gurur duymamıştım. Çünkü o zamanlar sadece 6 yaşındaydım ve omuzlarındaki general yıldızı ve askeri üniforma bende tarif edilemez bir hayranlık uyandırmıştı. O hayranlık duyduğu günlerden yıllar sonra kurtardığı Şuşa'da babasının sesini duyunca duygulanan İlham Aliyev, kim bilir, belki de hayalinde o uzak Ekim gecesine gitmişti. Şuşa bizim medeniyetimizin, tarihimizin remzidir.
yakınlaştı, 4-5 yaşında, deyir ki, ben sizi tanıyorum, siz Heydər Baba'nın oğlusunuz. İlham Aliyev henüz öğrenciyken, bir yaz tatilinde babası Haydar Aliyev, Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin birinci sekreteri seçildi. Yani ülkesinin lideriydi. İlham Aliyev okul sınavlarına ek olarak evde Cumhurbaşkanı babası karşısında sınav veriyordu. O yıllarda İlham Aliyev'e İngilizce ders veren Profesör İsmihan Rahimov, genç İlham'ın geleceğini sanki önceden görüyordu. Öğrencilerine doktor, mühendis gibi çeşitli lakaplar takan Profesör Rahimov, genç İlham'a genel müdür lakabını uygun görmüştü. Karabağ zaferini kazanacak ve muzaffer komutan unvanını alacak, İlham Aliyev'in yıllar sonra öne çıkacak yönetim becerilerini henüz çocukken fark etmişti. O yıllarda Haydar Aliyev nitelikli ve genç milli kadrolar oluşturmak için büyük çaba sarf ediyordu. Bu çabalardan biri, yüksek rütbeli memurların çocuklarının hukuk ve tarih gibi fakültelere kabulünün yasaklanmasıydı. Çünkü dar gelirli ailelerin yetenekli çocukları bu durumda o fakültelere gidemiyordu. Haydar Aliyev bu yasağı bizzat oğlu için de uyguladı ve genç İlham'ı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne gönderdi. Henüz 16 yaşındaki İlham Aliyev, Moskova'da ailesinden uzak bir hayata başladı. Sovyetler Birliği'nde diplomat yetiştiren tek yüksek öğrenim okuluna, İlham Aliyev lisans, yüksek lisans öğrencisi ve öğretmen olarak yaşamının 13 yılını adadı. O yıllarda İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra Türkçeyi de öğreniyordu. Öğrencilik yıllarından itibaren Türkiye'ye büyük ilgi duyan genç İlham Aliyev, arkadaşlarına Türkiye'yi ve Türk edebiyatını anlatıyordu. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Magomayev'in küçük bir hatırası, İlham Aliyev'in karakter özelliklerini özetler gibiydi. Onunla bilardo oynadık. O zaman küçüktü. Kasten kaybettim ve o bunu hissetti. Biz de bunun üzerine şakalaştık. Ama bir yıl sonra büyük bir farkla kaybettim. Bu onun maksatlı olduğunu gösteriyor. Bir hedef gördüğünde cesaret ve kararlılıkla peşinden gider. Enstitüden mezun olduktan sonra kendisine sunulan Sovyetler Birliği'nin İngiltere ve Belçika'daki büyük elçiliklerindeki iş tekliflerini kabul etmeyen İlham Aliyev, daha özgür olan bilim ortamında kalmayı tercih etti. Arkadaşlarına bu tercihini, "Enstitümüzde çok sayıda Ermeni öğretmen var, bizdense hiç yok" diyerek anlatacaktı. Yurtseverliğinin ilk adımlarını genç yaşlarında atmaya başlamıştı. İlham Aliyev yüksek lisans eğitimine başladığında Haydar Aliyev Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu 1. Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbürosu üyeliğine seçildi. Haydar Aliyev bu göreve getirilen ilk Türk ve Müslüman olarak tarihe geçti. İlham Aliyev 1983 yılında Tıp Enstitüsü öğrencisi 19 yaşındaki Mehriban Paşayeva ile evlendi. Bu tanışma İlham Aliyev'in hafızasında şöyle yer edecekti. "Elbette her anne gibi benim annem de bir gelin bulmaya çalışıyordu. Mehriban'la tanıştığımda bu kızdan hoşlandığıma karar verdim. Elbette görünüşün büyük rolü var ama onun iç dünyasından doğan ve şimdi de gelmekte olan sıcakkanlılık muhtemelen görünüşten daha çekiciydi." Mehriban Paşayeva, fizikçi Arif Paşayev ve doğu bilimci edebiyat eleştirmeni Ayda İmanguliyeva'nın kızları olarak dünyaya gelmişti.
Tanınmış Azerbaycanlı yazar ve bilim insanı Mir Celal Paşayev'in torunuydu. Bilim ve yaratıcı insanlarla dolu bir ortamda büyüyen genç Mehriban, Zarife Aliyeva gibi göz doktoru olmayı tercih edecekti. Yeni evli çiftin bir yıl sonra ilk kızları dünyaya geldi. Bebeğe Zarife Aliyeva'nın annesi Leyla'nın adını verdiler. Mehriban Aliyeva eşini şöyle anlatıyor. Biz aile kuranda her ikimiz çok genciydik. İlham'ın cemi 21 yaşı var. Gençliğine bakmayarak o artık formalaşmış hayat agitesine ve prinsiplerine malik olan bir insan. İlk bakıştan o çok temkinli insan teessüratını bağışlayır. Ama zaman talep edende, megamı çatanda o her meseleni derinden öğrenip ve tahlil etmeyi bacaran şahsiyeti. Ama hayat onları zorlu mücadelelere hazırlamıştı. Aziz anam, şirin sözlü anam, kalbini kömüre yeşkin solmaz bahar. Güler üzülü kara gözlü anam, hara geçse gözün mene bakar. 1985 yılında İlham Aliyev annesi Zarife Hanım'ı kaybetti. Her gece oldu keder, güzsem felaket sensiz. Her gece oldu keder, güzsem felaket. Her nefes çektim hemen, gitti bu saat sensiz. Annem öldükten sonra hayatım değişti. Yani o hayattayken güldüğüm gibi gülemiyorum. Ну а из прошлого, если было бы возможность туда вернуться, я бы, конечно, вернулся бы к маме и к папе. Zarife Aliyeva'nın sevgili eşi Haydar Aliyev'e yazdığı son mektubu şu cümlelerle bitiyordu. Benim için endişelenme. Çocuklarımıza iyi bak. Seni sevdiğimi asla unutma. Haydar Aliyev çocuklarına iyi baktı ama kendisi rahatsızlandı. Sadece 2 yıl sonra 1987 yazında bu kez kendisi kalp krizi geçirdi. Sadece Kremlin'deki meslektaşları değil, yetiştirdiği ve Azerbaycan'da üst düzey görevlere atadığı kadrolar dahi onu görmezden gelmeye başlamıştı. Haydar Aliyev bir anda her fırsatta dışlanmaya başlandı. İlham Aliyev o günleri şu cümlelerle anlattı. Doktorlar benimle tıbbi olmayan konuşmalar yapmaya başladılar. Haydar Aliyev'e çalışamayacağını, sağlığının bozulduğunu, uçakla uçamayacağını söylemelisin dediler. Tabii tüm bunlar kanımızı donduruyor, bizi çok üzüyordu. Onlara durumun ciddi olduğu görüntüsünü oluşturmak ve Haydar Aliyev'i istifaya zorlama talimatı verilmişti. Haydar Aliyev çok geçmeden istifa etmek zorunda kaldı ama hayatın zorlu virajları devam etti. Eşiyle kader ortaklığı yapan Mehriban Aliyeva da o günleri şöyle hatırlıyor. 1987 yılından sonra ailemiz gerçekten çok büyük zorluklarla karşılaştı. İlham kendini kaybetmedi. Ailesi ve çocukları bu zorluğu çekmesin diye her şeyi göze aldı. Neredeyse kimse bize yardım etmedi. Onun sayesinde hiçbir zorluk çekmedik. O yılların tek sevinci ve belki de tek tesellisi 1988 yılında ikinci kızları Arzu'nun dünyaya gelmesiydi. İlham Aliyev babasıyla ilgilenmek ve ailesini geçindirmek için o zamana kadar bilmediği bir sektöre, ticarete geçti. Adresse Türkiye'deydi. Haydar Aliyev'in yeniden göreve dönmesi 6 yıl sürdü. Bu 6 yıl boyunca yaşadığı mahrumiyetlerin, haksızlıkların, acıların en büyük ortağı oğlu İlham Aliyev olmuştu.
Azerbaycan'a yeniden liderlik yapmak üzere geri dönen Haydar Aliyev'in karşısındaki en önemli meselelerden biri petrol stratejisi geliştirmekti. Ülkenin ekonomik gelişimi, halkın refahı ve elbette Karabağ sorununun çözümü bu stratejiye bağlıydı. Baba Aliyev, oğul Aliyev'i yabancı şirketlerle müzakere sürecine dahil etti. Müzakere sürecindeki engeller çok büyüktü. Bazı çevreler Azerbaycan'ı Hazar Denizi'ndeki petrolden mahrum etmeye çalışıyordu. Azerbaycan'ın zayıf konumundan yararlanarak kendileri için en uygun koşulları kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Ancak Devlet Petrol Şirketi'nin başkan yardımcısı İlham Aliyev, içinde bulunulan zor durumu Azerbaycan lehine çevirmeyi başardı. Böylece bir an önce petrol rafinasyonuna başlanması, petrol üretimine yapılan yatırımların artması ve çıkarılan doğal gazın Azerbaycan'a ücretsiz verilmesini sağladı. İlham Aliyev, Karabağ sorununun çözüm sürecine Avrupa Konseyi Azerbaycan heyetinin başkanı olduğu 2001 yılında katıldı. Yüksek eğitimli bir diplomat olan İlham Aliyev, yükselen terör dalgası günlerinde Ermeni terörizminin uluslararası terörizmin bir parçası olduğunu ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki terör ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini tüm dünyaya anlattı. Henüz 13 yaşında bir çocukken öğretmeni tarafından genel müdür lakabı takılan İlham Aliyev, 2003 yılında 42 yaşında Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Arazi bütünlüğünü koruyacağıma, halka layıkıyla hizmet edeceğime and içirem. 31 Ekim 2003'teki yemin törenindeki ilk konuşmasında Azerbaycan topraklarının işgaliyle asla barışmayacak sözleri tarihi bir anlam taşıyor. Aliyev'in tarihi yeniden yazmasına henüz 17 yıl vardı. İlham Aliyev aynı yıl çocukluk kahramanı, yol göstericisi babası Haydar Aliyev'i kaybetti. Azerbaycan da ulu önderini yitirmişti. 7 günlük ulusal yas ilan edilmiş, Haydar Aliyev Bakü'de ebedi yolculuğuna uğurlanmıştı. Babasının en büyük vasiyeti İlham Aliyev'in omuzlarındaki tarihi bir mirastı artık. Gün gelecek, Karabağ ne olursa olsun geri alınacaktı. Azerbaycan'ın yeni Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de hemen kolları sıvadı. Ermenistan Cumhurbaşkanları Robert Koçaryan'la 9 kez, Serj Sarkisyan'la 22 kez ve Paşinyan'la 5 kez görüşecekti. Yıllar sonra savaş sırasında yaptığı o espri gibi. Bu 28 yıl ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq biri əskik fərq eləməz. Ermənistan Aliyevin bu görüşmələrlə yetinəcəyini düşünüyor, İlham Aliyev isə hədəfinə adım adım ilerliyordu. 17 yıl boyunca Azərbaycan ordusunun güclənməsi üçün çalışıyordu. Özellikle Türkiye ile yapılan askeri işbirliği, ortak askeri tatbikatlar ve silahların modernizasyonuyla ordunun yapısı çok güçlü bir hale getirildi. İlham Aliyev, Karabağ sorununu barışçıl bir şekilde sona erdirmek için Ermenistan'ın siyasi liderleriyle 36 görüşme yapmıştı. Müzakerelere hazır olduğunu göstermek istemiş ve diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmıştı. Müzik
Ermeni tarafıysa sürecin uzamasından memnundu. Karabağ'ın donmuş çatışmaya dönüşeceğini umuyorlardı. Ve müzakereleri bozan yine Ermenistan oldu. 6 Ağustos 2019'da Paşinyan ilk kez "Karabağ Ermenistan'dır" dedi. Daha sonra bu sloganı birçok kez tekrarlayan Paşinyan, fikrini kendine özgü amatörlükle açıkladı. Azerbaycan Karabağ'ın Azerbaycan olduğunu söylüyorsa, Ermenistan da Karabağ'ın Ermenistan olduğunu söylemeli. Ancak Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu tüm uluslararası belgelerde yazılıydı. Paşinyan tüm dünyanın gözü önünde müzakere masasını devirmişti. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi Azerbaycan'a güç kullanma izni veriyordu. Karabağ Ermenistan'dır ifadesi Ermenistan'ın Azerbaycan'a savaştan başka yol bırakmadığını açıkça göstermişti. Ve o söze yanıt çok geçmeden verilecekti. ...2020 yılına gelindiğinde gerçeğin kalemiyle, vatan için atan yüreklerin kanıyla ve nihayet demir yumrukla her şey yeniden yazılacaktı. 44 günlük savaşla 30 yıllık zulüm bitecek, halkın özgürlük tarihi başlayacaktı. Anlamsız toplantılar bitiyor, muharebeler başlıyordu. Zamanı gelmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı diplomatik pelerinini askıya asıyor, askeri üniformasını giyiyordu. Her şey 27 Eylül 2020 sabahı başladı. Ermenistan yine sivillere saldırmış. Azerbaycan tüm cephe boyunca karşı taarruza geçmişti. Dünyanın gözü kulağı İlham Aliyev'deydi. Kameraların karşısına geçen Azerbaycan liderinin sesi daha önceki seslenişlerine hiç ama hiç benzemiyordu. Bugün seher Ermenistan silahlı güvveleri bir neçe istikametten bizim yaşayış mentegelerimizi, aynı zamanda hərbi mövqelerimizi ateşe tutmuştur. Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelerine ateşler, zərbələr indirir. Bizim işimiz haqq işidir ve biz zəfər çalacağız. Bu tarihi cümlelerde birkaç saat sonra 6 köyün kurtarıldığı haberi geldi. 10 milyon Azerbaycanlı başkomutanlarının arkasında birer askere dönüşüyordu. Yıllardır rüyalarını gördükleri, hayalini kurdukları vatan toprakları sonunda geri mi geliyordu? Bir ulus yumruk gibi kenetlenmişti. Azerbaycan ordusu ardı ardına hamleler yapıyor, işgal altındaki topraklarını birer birer geri alıyor. 4 Ekim'de Cebrail, 17 Ekim'de Füzuli, 20 Ekim'de Zengilan, 25 Ekim'de Gubatlı artık Azerbaycan toprağıydı. Gün geliyor Azerbaycan askerleri zaman zaman Sarp kayalıklara tırnaklarıyla tırmanıyor, özellikle Şuşa'nın geri alınmasında tarihi anlara tanıklık ediliyor. Dağların başında kurulmuş ağır silahlarla savunulan bir kentin birkaç gün içinde hafif silahlarla geri alınması uluslararası askeri uzmanlarda hayranlık uyandırmıştı. 8 Kasım'da da Azerbaycanlıların gözbebeği Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyordu. İlham Aliyev babasına olan tarihi sözünü yerine getirmiş ve bu müjdeyi vermek için ona koşmuştu. Hoşbeht adamım ki ata vasiyetini yerine getirdi. Şuşa'nı azat etti. O tarihi savaş 44 gün sürdü. İşgal altındaki topraklar, 5 şehir, yaklaşık 300 köy yeniden Azerbaycan topraklarına katıldı. Bir ülke mutluluk gözyaşları içinde yıllardır süren işgale son veriyordu. Savaşta verilen 3000 şehidin kanı yerde kalmamıştı.
Ermenistan utanç verici bir teslimiyeti imzalamak zorunda kalacaktı ve bu zaferin mimarı artık yeni unvanıyla Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev'di. O tarihi cümleyi tüm dünyaya haykıracaktı. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan halkına, yaşasın Azerbaycan. Azerbaycan'ın işgal olmuş torpaqları azad olmalıdır. Dağlı Qarabağ bizimdir, bizim torpağımızdır. Biz ona qayıtmalıyıq ve qayıdırıq. Bir atasözü der ki, yıl var bir güne bedel, gün var bin aya değer. 44 gün, yüzlerce yıldır kalın kitaplara sığmayacak kadar acılar, mahrumiyetler, yoksunluklar yaşayan Azerbaycan halkının milli liyakatını tamamladığı günler. Türkiye'nin kardeşliği ve desteği de bu zaferde çok önemli rol oynamıştı. Acı dolu günlerdeki gibi zaferde de iki kardeş ülke yan yana, iki lider omuz omuzaydı. İlham Aliyev'in zor günlerinde her zaman yanında bir kişi vardı. Eşi ve birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva. Gün geldi yol arkadaşının acısını paylaştı, gün geldi ülke yönetiminde yer aldı. Doktorluk da yaptı, iyi niyet elçiliği de. Hatta gün geldi eşi İlham Aliyev'in tarihi anlarını kaydetti. Hep yan yana el eleydiler. Tıpkı Karabağ zaferinde olduğu gibi. ...1961 yılının Aralık ayında doğan o çocuk büyüdü, hayatını ülkesine adadı. Ülkesinin topraklarını işgalden kurtardı. Halkının ruhunu özgürlüğüne kavuşturdu. Babasına verdiği sözü tuttu. Tarihe Karabağ zaferini yazdırdı. Ama 1921 yılında Nahçıvan pazarında güzel yüzlü kadınla uzun boylu esmer adam tanışmasaydı, kim bilir, belki de bu hikaye hiç yaşanmayacaktı.